Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi genel dörtgenler hakkında bilgi sahibi olacağız bu videomuzla birlikte. Genel dörtgenler, böyle tüm dörtgenlerle ilgili geçerli kuralları öğreneceğiz. Ondan sonra da özel dörtgenlere geçeceğiz. Hepsini tek tek, işte paralel kenar, eşkenar dörtgen, deltoid, yamuk derken hepsini sırayla da işlemeye çalışacağız. Şimdi burada tüm dörtgenlerle ilgili bütün özellikleri duyacaksınız arkadaşlarım. Hemen kural 1. Bence gereksiz bir kural dostlarım. Bir açık kuralıdır kardeşlerim. Bakın diyor ki kural, bir dörtgenin, görüyorsunuz bir dörtgen, herhangi iki ardışık açısının, işte iki tane ardışık açısı var burada, bunların açıortayları arasındaki açıyı bulacaksınız diyor. Yani x açısını bulmanın yolu şudur diyor kardeşim. Şimdi hangi köşelerini aldık biz? Denizli ile Adana'yı. Dolayısıyla kullanmadıkların hangi köşeler? Bursa ile Ceyhan köşeleri. İşte bu kullanmadığın açıların toplamının yarısı oluyormuş dostum. Buradaki iki açıortayın arasındaki açı, ama ardışık iki açının açıortayları arasındaki açı. Yani A ile D gibi. D ile C'nin mesela açıortaylarını çizebilirdi. B ile C'nin açıortaylarını çizebilirdi. Yine formül aynı. A ile B'nin arasındaki açıortayları çizip gösterebilirdi dostlarım. Ardışık olması şart. Evet, bakın burada da bir örnek yapmışız hemen dostlar. Şimdi burası x ise şurası da x olmak zorunda. Çünkü burada bir ikiz kenar üçgenim var. Ve bakınız dostum, iki ardışık açıortayın arasındaki açıyı 100 vermiş. Dostlar biz bu 100'ü nasıl bulacağız demiştik. Diğer iki açı, A ile Bursa açıları. Yani x artı 70 ile x'in toplamının yarısı olacakmış. Hemen buradan 200 eşittir 2x artı 70 yaptı. 130 eşittir 2x, x eşittir Bursa'yı paketledim dostlarım. Ki arkadaşlar, bu formüle gereksiz diyorum. Niye? Çünkü bu formül olmadan da sen eşit açılara a a, b b yazarak da, hani şöyle hemen göstereyim, a a b b. Bak bu küçük üçgende A ile B'nin toplamı, bir de 100'ü eklersem 180 olacak. Demek ki A ile B'nin toplamını 80 bulacaksın. Sonra dörtgene geçin dostlarım. Bak burada 2A var, burada 2B var. Yani 2A ile 2B'nin toplamı. O halde bu ikisinin toplamı 160 yapacak diyeceksin. 160 ise bu ikisine yine toplamlarına 200 kalacak. Çünkü toplam 360 olmalı. Dörtgenin iç açıları toplamı kuralından. Yani yine toplamlarını şu ikisinin 200'ü buluyorsunuz dostlarım. Evet, ikinci kuralımız. Az önceki kural ardışık iki açı için geçerliydi. Burada da karşılıklı iki açının açıortayları çizilmiş dostlarım. Burada da olay şu. Kullanmadıklarının farkının yarısını alacaksın. D eksi B bölü 2. Tabi burada büyükten küçüğü çıkartacağız. Hani buranın negatif bir sayı çıkmamasını sağlayacaksınız. Mutlak değeri de bu sebeple koydum. Yine bilinmesi gerekmeyen bir kural. Burada mesela Bursa ile Denizli'nin de açıortaylarını çizip aradaki açıyı bize sorabilirdi dostlarım. Şurası da olabilirdi x. Bu durumda da ne olacaktı? A ile C'nin farkının yarısı. Yani kullanmadıklarımın farkının yarısı olacakmış. Bakın hemen burada alfayı 122 eksi 46 bölü 2'den bulabiliyorsunuz. Yani alfa eşittir 61 eksi 23. 61'den de 23'ü çıkartalım. 11'den 3 çıktı 8. 5'ten 2 38. Evet, farklarının yarısı karşılıklı açıların açıortayları ders. Evet, önemli bir kurala geldik dostlarım şimdi. 3 numaralı kuralımız bir uzunluk kuralı. Bu kuralı kullanabilmen için şartın var. Şart şu: köşegenler dik kesişecek dostum. Hemen sen de notlarının arasına yaz bunu. Köşegenler dik kesişmeli. Yoksa şimdiki söyleyeceğim kuralı yapamıyorsun. Bak burada köşegenler dik kesişiyorsa diyor ki amca, karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşit. Yani A'nın karesi ile B'nin karesinin toplamı eşit olacak. C'nin karesi ile D'nin karesinin toplamına diyor. Şimdi bizim bir de bumerang dörtgenimiz vardı dostlar. Bumerang dörtgenini daha önce gördük. Bakın şuradaki yeşille çizdiğim dörtgen. Bu da tabii ki dörtgen olduğu için burada öğreneceğim bütün kurallar bunun için de geçerli olacak. Bunun köşegenlerini bir AC bir de BD olarak söylemiştik. Ve bakın köşegenleri şöyle
kesik kesik çizgiyle uzatıp kesiştirdiğimde eğer ki dik kesişiyorsa, o halde bu kuralın aynısı bunun için de geçerli. Peki hocam burada karşılıklı kenarlar hangisi oluyor? Dostum bak, daha iyi anla diye şu beyaz üçgenin şuraya simetrisini alsak. Şöyle simetrisini aldığımızda bu beyaz üçgenin. Bakın C buraya geldi. B buraya geldi. Köşegenlerin dik kesiştiğini fark ettim. Büyük dörtgene bakın şimdi. Karşılıklı olanlar Denizli ile Ceyhan. Adana ile Bursa. O zaman yine A kare artı B kare eşittir C kare artı D kare diyeceğiz. Ha, normalde ne diyeceğiz peki hocam? Her seferinde böyle açacağız mı bunu? Hayır tabii ki dostlarım, öyle simetri falan almayacağız. Ben sırf anlayın diye hani bir kereciye mahsus böyle gösterdim. Normalde bunun da kuralı şudur dostum. Şöyle biraz kalın bir kalem, bir de kırmızıyı alalım. Çaprazlama yapacakmışız dostlar burada da. Yani A'nın çaprazına B düştü. Karşılıklı olanlar bunlar oluyormuş diyeceğiz. Evet, bakalım nasıl örneğimiz var. İşte görüyorsunuz köşegenler dik kesişti. O halde x kare ile 9'un karesinin toplamı x kare artı 81 eşittir 6'nın karesi ile 7'nin karesinin toplamına eşit olacak. Şurayı bir toplayalım. 85 yapıyor burası arkadaşlarım. 81'i de bu tarafa atarsak 4 kalıyor x kareye. X de 2 geliyor. Yine aynı muhabbet. O halde 9'un karesi ile 12'nin karesinin toplamı kök 29'un karesi ile x karenin toplamına eşit olacak. Burası 81 artı 144 eşittir 29 artı x kare. 81 144 daha 200 ne yapıyor? 60 225 yapıyor değil mi dostlarım? 225. Hemen 29'u çıkartıyorum. 196 kalıyor x kareye. Neyin karesi 196? 14'ün dedim. Geçtim bu sorumuza. Bakın burada da köşegeni tamamlamamış dörtgeni. Şöyle ben tamamlıyorum dörtgeni. Bakın artık büyük bir dörtgen oluştu. Ve bu dörtgenin de köşegenleri görüyorsunuz şurada dik kesişiyorlar. Şimdi bu x dediğimiz şey şuranın orta tabanı değil mi? Burayı ikiye bölmüş, burayı ikiye bölmüş. O halde burası 2x. Artık şu x ile işiniz kalmadı. Şimdi kuralı yapalım. 6'nın karesi ile 2x'in karesinin toplamı yani 36 artı 4x kare eşittir 8'in karesi artı 10'un karesi. Hemen hepsini 4'e bölelim, kolay işlem yapalım. X kare kalıyor. 4'e bölersem 16, 4'e bölersem 25 kalıyor. 9'u çıkartalım buradan. X kare eşittir 16'dan çıkarsa 7 kalıyor artı 25 var. 32 oldu burası. X eşittir kök 32. O da 4 kök 2 olarak paketledim dostlar. Dördüncü sorumuz. Bakın burada yine aynı kuralı yapacağız. Şurada köşegenlerin dik kesiştiğini gördük. Fakat muhteşem üçlü de yapacağız burada dostlarım. Bakın 6 ise muhteşem üçlüden bu da 6, bu da 6 olacaktı. Şimdi burayla işin kalmadı. Kuralı yapalım. 4 kök 3'ün karesi 48 artı karşısında x var x kare. 5'in karesi 25 karşısında 12 var. Dikkat edin karesi 144. Hemen şundan çıkartalım. 96 kalsın. 96 ile de 25'i toplayalım. 11 elde var 1. 11, 1 de elde 12. 121'miş x kare. 121 de 11'in karesi olduğu için paketledik hemen. Hadi bir tane daha. Bakın burada da muhteşem üçlüyü kendisi vermiş dostlarım. Görüyorsunuz burada bir muhteşem üçlü var. Şunlar nasıl eşit oluyorlardı? Sadece dik açıdan çıkınca. Demek ki bu adamın köşegenlerinin dik kesiştiğini biz göstermiş olduk. O halde kuralı yapabilirim. Şimdi 14'ün karesi 196 artı x kare eşittir. 12'nin karesi 144 artı 9'un karesi 81. Hemen bir toparlayalım burayı. 144'ü çıkartalım bu keratadan. 2, 5, 52 kalıyor. Şuradan çıkarttığımda 52 artı x kare eşittir 81. Şimdi x kare eşittir 81'den de 52'yi çıkaralım. 12'den 11'den 2 çıktı 9. 7'den 5 çıktı 2. Kök 29'muş cevabımız. Yine orta tabanlı bir soru. Bakın burası x ise burası kesin 2x. Şurayla işiniz bitti. Şimdi köşegenleri dik kesişiyorsa hemen muhabbetimizi yapalım. Şimdi 5 kök 5'in karesini alalım. 25 çarpı 5'ten 125. Artı karşısında x var. X kare. Eşittir. 5 kök 2'nin karesi 50. Karşısında 2x var. Karesi 4x kare. 50'yi bu tarafa attım. 75 kaldı. X kareyi bu tarafa attım. 3x kare kaldı. 3'e bölünce 25x kare oldu.
5 eşittir x çıktı Denizli'den cevap. 7. soru, bakın burada da bumerangdan çözmemizi istiyor. Bumerangda neydi muhabbet? Karşılıklı değil, çapraz olacaktı değil mi burada da? 6'nın karesi ile 5'in karesinin toplamı 36 artı 25 eşittir. X kare ile 4'ün karesi 16. 16'yı silersem 20 artı 25 eşittir x kare. 45 eşittir x kare. Kök 45'te 3 kök 5'tir dedim. Bursa'yı paketledim. Yine aynı muhabbeti yapacağız. Çaprazlama yapıyoruz. X kare artı x kare eşittir 16'nın karesi 256 artı 12'nin karesi 144. Burası 2 tane x kare yapar. 2'ye bölelim her şeyi. X kare kalsın. 2'ye bölersem 128. 2'ye bölersem de 72 yaptı. Demek ki x kare eşittir toplarsak bunları 190-200 yapıyor dostlarım. Kök 200 de 10 kök 2'dir. 100'ü dışarıya çıkarttığımızda. Bakın yine aynı muhabbet var. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı diyeceğiz. Şuna x, şuna y diyelim. Şimdi x kare artı y kare eşittir 9'un karesi 81 artı 6'nın karesi 36. Peki bir de biz şunu yazalım. X artı y'nin, bana x artı y lazım çevreyi sorduğu için, x artı y'nin karesini açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. Şurayı zaten biz 81 ile 36'nın toplamı ne buluyoruz? 117 mi yapıyor burası? 117. Şimdi x çarpı y'yi de bize 26 vermiş. 2 katı lazım. 52 de buradan geldi. Ne yaptı bakın? 169 yaptı. X artı y'nin karesi. Demek ki x artı y 13 olacak dostlarım. Şu ikisinin toplamı 13. Şu 9'la da 6'nın toplamı 15. ABCD dörtgeninin çevresini istiyor. Bumerang'ın çevresi 28 yaptı. Bursa'dan geldi cevap. Bir diğer kuraldayız. Burada da bir dörtgenin, bütün dörtgenlerin alanını nasıl hesaplayacağız onu söylüyoruz dostlarım. Alan şuna eşit arkadaşlar. Alan eşittir. Köşegenleri çarpıyorsunuz. Yani AC ile BD'yi çarpıp 2'ye bölüyorsunuz dostlarım. Köşegenleri çarptınız, 2'ye böldünüz. Bir de aradaki açının sinüsüyle de çarpmayı unutmayın. Sinüs A. Hip formül bu işte. Aynı şey bunun için de geçerli. Bak bu bumerangın alanı, köşegenlerinden biri AC, diğeri de BD'ydi. Çarptım, 2'ye böldüm. Aralarındaki açı da şurası olduğu için A diyelim. Sinüs A ile de çarpmayı unutmuyorum. Sinüs 90'ın 1 olduğunu da bilelim arkadaşlarım. Eğer dik kesişiyorsa sinüs 90 gelecek, 1 yazmaya gerek olmayacak. Evet, bakın şimdi burada şu üçgende 2 iç açı 47 ile 43'ün toplamı bir dış açıya eşit. Burası 80, 90 mı yapıyor dostlarım? Burası 90. Şimdi bana alanını soruyor dostlar. Hemen yazalım. Köşegenleri AC ile DB. Bak vermiş 16 ile 13. Köşegenlerin çarpımının yarısı. Çarpı aradaki açının sinüsü, yani sinüs 90. O da 1 olduğu için yazmadım. Şurası 8, 80, 24 daha, 104 geldi sorunun cevabı. Evet, bir tane daha alan sorumuz var. Hemen şunu yapalım. Şimdi şu açıya, köşegenlerin arasındaki açıya A diyelim. Bak burada bir eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derecedir dedik. Şimdi bunun birinci köşegeni şurası 10, ikinci köşegeni şurası 6. Köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı aradaki açının sinüsü, sinüs 60. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Burası 60 bölü 2'den 30 çarpı kök 3 bölü 2. Yani 15 kök 3 çıktı sorunun cevabı. Bunu biz alan dağılımından da yapabiliriz ama şimdi formülü iyice öğrenelim diye formülle gidiyorum dostlar. Bakın burada yine köşegenler dik kesişiyor. BC köşegenini 12 vermiş, hemen alanını bulalım. Köşegenler çarpımının yarısı, aralarındaki açının sinüsü diyeceğim. Sinüs 90 zaten bir, yazmaya bile gerek yok. Burası da 60 bölü 2'den 30'u paketledik. Evet, yine BC'yi 12 vermiş. Yine bumerangın alanını soruyor ve yine köşegenler dik kesişiyor. O halde köşegenler çarpımının yarısı, sinüs 90'ı yazmaya gerek yok. 18'i paketledik. Evet, burada da alan dağılımımız var dostlarım. Şimdi bakın diyor ki şu dörtgenin iki köşegeni çizildiğinde karşılıklı kenarlardaki karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşit olacak. Yani S4 ile S2'nin çarpımı S1 ile S3'ün çarpımına eşitmiş. Bak burada da aynısı, karşılıklı olanların çarpımı eşitmiş dostlarım. Hemen işte görüyorsun, burada bir soru var. Bize şuranın alanını soruyor. Karşılıklı olanlar
16 ile x'in çarpımı eşittir 8 ile 12'nin çarpımına. Şurada 2 kalsın. 2 ile de 12 gitsin. X eşittir 6. Geldi cevabımız. Yine benzer bir soru. Bakın önce şurayı çizelim. Şu kenar ortayı. Şuraya x diyelim. Dörtgenimiz bu tarafta oluştu arkadaşlarım. Köşegenleri çizili dörtgeni alacağım. Tabii ki büyüğü de bir dörtgen ama bakın şu AC ile DE yeni çizdiğimin köşegenleri olduğu için kuralı uygulayabilmek için şu CE'yi birleştirdim. Şimdi 10 çarpı x eşittir 6 çarpı 15. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 3, 2'ye bölelim 2'ye bölelim 3 kalsın. X eşittir 9 geldi. Şurası 9'muş. Şimdi bu artık şu üçgenin alanı 9 ile 6'nın toplamıdır dostlarım. 15. Ve bakın bu kenar ortay olduğu için mecbur burası da 15 olacak. Bana da 9 ile 15'in toplamı yani 24'ü soruyormuş. Evet 6. kuralımız dostlarım. Bakın burada diyor ki şimdi bu güzel önemli bir kuraldır. İyi dinleyin bunu. Burada bir sürü şey yazacağız şimdi birlikte arkadaşlar. Çok iyi dinleyin bunu. Şunu biraz da incelteyim. Şimdi diyor ki büyük bir dörtgen var görüyorsun A, B, C, D. Eğer ki diyor bu dörtgenin şöyle dört kenarının da orta noktalarını alın diyor. Dört kenarının da orta noktasını aldım, işaretledim. Bu orta noktaları birleştirdiğinizde yeni oluşan bir KLMN dörtgeni var diyor. KLMN dörtgeni. Bakın ben şu AC'yi çizersem şu KN AC'ye paralel olmak zorunda dostum. Ve hatta yanları ikiye böldü ya şöyle bakın Niğde'de de Kastamonu'da da ikiye böldüğü için hatta orta tabanı oluyor değil mi? KN şuraya birinci yıldızımı yazıyorum. Şimdi KN dediğim şey AC'nin yarısı oldu arkadaşlarım. AC'nin yarısı oldu, orta tabanı oldu ve AC'ye de paralel oldu. E hocam şurada bir de LM var. LM'ye bak. LM de AC'ye paralel olduğu ve LM de AC'nin yarısı oldu arkadaşlarım. O halde LM de buna eşit. Yani KN LM'ye eşit oldu ve KN LM'ye paralel oldu arkadaşlarım. Şimdi devam. Geldim ikincisine. Şimdi bir de şunu görelim. Kırmızıyı alalım şimdi de. Bakın şu DB köşegenini çiziyorum bu sefer de DB'yi. Şimdi Niğde ile Manisa'ya bakın arkadaşlar. NM. Bak burada ikiye böldü. Burada da ikiye böldü. NM kesinlikle BD'nin NM kesinlikle BD'nin yarısıdır ve orta tabanıdır ve paraleldir. Aynı şekilde şuradaki KL de kesinlikle yarısı ve orta tabanıdır, paraleldir. Dolayısıyla KL paraleldir NM'ye diyebilirim arkadaşım. Şimdi bu durumda şöyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Bakın bu ortada oluşturduğumuz KLMN dörtgeninin çevresi KN artı LM. KN ile LM birbirine eşit ve toplayınca bunları AC yapıyor. Artı NM ile NL. Bunları toplayınca da BD yapıyor. Ve bakın demek ki şu ortada oluşan dörtgenin çevresi daima arkadaşlarım daima bu büyük dörtgenin köşegenleri toplamına eşitmiş. Şimdi alanını söyleyeceğim arkadaşlarım. Alan KLMN. Ortada oluşan dörtgenin alanı daima büyük dörtgenin alan ABCD'nin yarısı olacakmış. Bir diğer bilgi de bu. Şunu söyleyelim. Bu KLMN var ya arkadaşlarım. Daima paralel kenardır. Daima paralel kenardır. Her zaman paralel kenar olur. Çünkü karşılıklı kenarları hep birbirine paralel geldi farkındaysanız. Bir başka bilgi. Eğer ki dostlar büyük dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa bu durumda KLMN dikdörtgene döner. Dikdörtgen olur. Paralel kenardır kesinlikle. Dikdörtgen de paralel kenarın bütün açılarının 90 derece olmuş halidir. Yani yine paralel kenardır. Ama özel bir durumudur paralel kenarın. Tüm açıları 90 derece halidir. Buna da dikdörtgen diyoruz. Ha şöyleyse mesela AC hem eşit BD'ye ve hem de dikse. Bu durumda KLMN
kare olur arkadaşlarım. Kare olur. Bir de böyle bir kuralımız var. Bir kural daha yazacağım dostlarım. Bakın şurada bir de kenarda 4 tane üçgen çıktı. Şimdi şuna turunculara S1 ile S3 diyelim. Yeşillere de S2 ile S4 alanı olsun. Buradaki karşılıklı olanların toplamı birbirine eşit. Yani turuncu alanların toplamı yeşil alanların toplamına eşitmiş. Bir de bu kuralı bileceğiz dostlarım. Evet, bilmenizi istediklerimiz bunlar. Şimdi devam edelim. Bakalım nasıl sorularla karşılaşacağız. İşte görüyorsunuz. Çevresini soruyor. Ortadaki paralel kenar oluyordu bu her zaman. Paralel kenarın çevresi neydi? Şu büyük dörtgenin köşegenleri toplamıydı. 28'i işaretledim. Evet, bakın burada EFK kenarların orta noktalarıymış. Şöyle göstereyim. Diğer kenarın ortasını da biz işaretleyelim dostlar. Şöyle işaretledik hadi. Bir işimize yarar mı bilmiyorum. Şuraya da M diyelim. Peki şimdi burada şu ortada oluşan paralel kenardı. Bir açısı 90'sa bütün açıları 90 dikdörtgenmiş meğersem. Peki bunun alanı, dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 48 yani. Ama bana büyüğünün alanını soruyor. Bu da onun yarısıydı hocam. Demek ki büyüğü 96 olacakmış dedim. Evet, yine benzer bir muhabbet yapacağız. Bakın diğer kenarın ortasını yine ben alıyorum. Şu kenarın da ortasını biz işaretlemiş olalım. Şimdi şuradan da üçgenimi çizdim. Paralel kenarın şu bölgesinin alanını buluyorum sinüs alandan. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 10 çarpı sinüs 30 da 1 bölü 2. 2 kere 2 4 bunu götürdü 3 30. Şuranın alanı 30. Paralel kenarın köşegeni alanı 2'ye bölecek. Bu da 30. Bakın dörtgenin alanı 60 çıktı. Tamamının alanı 120 olacak diyebiliriz. Evet, buna bakalım. Şu ikisinin toplamı 9'muş dostlarım. Dedik ki karşılıklıların toplamı eşit. O zaman bununla bunun toplamı da 9. Yani şu dörtgen dışındaki 4 üçgenin toplamı 18 oldu. Hocam bu dörtgen yarısıydı. Demek ki kalan üçgenlerde diğer yarısı, lan yarısı 18 demek ki. Tamamı 36. Evet, buna bakalım. Bulundukları noktaların orta noktalarını şimdi 100 vermiş tamamını. Tamamı 100. O zaman şu ortadaki dörtgen 50. Demek ki kalan üçgenlerin de toplamı 50. Karşılıklılar eşitti. Yani şununla şunun toplamı 25. Bununla bunun toplamı da 25. Ama bana bu ikisinin toplamını soruyor. Cevap 25 çıktı arkadaşlar. Evet, 6. soru. Bulundukları kenarların orta noktalarıdır diyor. Tamam. Yeşil renkle boyalı, yani bizde mavi gözüküyor. Bölgenin alanı 45 olduğuna göre ABCD nedir diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım dostlarım. Bakın şu dörtgeni biz bir oluşturalım. Şimdi buna A ile B desek. Dostlar bu ikisinin toplamı şununla şunun toplamına eşitti. Değil mi? Şimdi ben şu A ile B'nin toplamına X diyeyim. O halde şuna C, şuna da D diyelim de. C ile D'nin toplamı da X. Ve bunların dördünün toplamı, yani X buradan, X buradan 2X yarısı. O halde bu da 2X. Yani A ile B'nin toplamı X'ti. 2X de buradan 3X geldi mi boyalı bölge? 3X 45'miş, X 15. X neydi? A ile B'nin toplamı X'ti. Şu 2X neydi? 30 oldu. Yarısıydı şu 2X dediğim şey. Tüm dörtgenin yarısıydı. O zaman tamamı 60 geldi arkadaşlarım. K, L, M, N orta noktalar. K, M 10, L, N 12, A, B, C, D. Dostlarım bakın şimdi ne yapıyorum? Şunları yine birleştirelim. Şu ortadaki paralel kenarı bir oluşturalım. Şimdi bunun alanı şu ortadaki dörtgenin alanı, köşegenlerinin çarpımının yarısı. Ki 10 ile 12 vermiş, 2'ye böldüm. Köşegenler arasındaki açı 90 olduğu için sinüs 91'dir. Yazmaya bile gerek duymadım. Buradan 60 geldi. Buranın alanı 60. Tamamını soruyor bize. 2 katı 120. Evet, buna bakalım. Köşegenleri dik kesişiyor. Bulundukları kenarların ortaları. Şimdi bu orta nokta, ben şuranın da ortasını ben alayım. Şöyle ortasını alalım. Buraya da EFK diyelim hadi. Bakın bu orta taban oluyordu değil mi? DB'nin orta tabanı. O halde 8. Şurayı birleştirdiğimde EK'yı, bu da AC'nin orta tabanıydı. O halde 6.
Şimdi dörtgeni tamamlarsak dostlarım şöyle. Bu bir paralel kenardı. Bak şurası 90'sa U kuralından bu da 90, U'dan bu da 90. Köşegenler dik kesişince zaten bu dörtgen ne oluyordu? Dikdörtgene dönüyordu. Hani hepsinin 90 olduğunu söyledim. Yani beni ilgilendiren şu üçgen 6, 8, 10 olduğunu görün. EF 10 geldi dostlarım. Evet bakın benzer bir soru daha. 120, 12, 10 demiş. 12 neresi? AC 12'ymiş. Hemen şu orta tabanı çizelim. Burayı da bu ikiye bölsün şöyle. 3 çizgi yapalım. Şu orta tabanı da çizelim. Şimdi dostlar AC 12 ise şurası 6. DB 10 ise şurası 5. Şimdi şurası 120. O halde burası 60. O halde burası da 120 geldi. EF'yi soruyor. X diyelim. Şimdi bak şöyle bir şekil oldu. Şurası 5. Şurası 6. Aradaki açı 120. Bana da EF dediğim yer burası X. Hemen 60'ı gösteriyorum. Dik indiriyorum. 90'ın karesi 6, 30'un karesi 3, 60'ın karesi 3 kök 3 diyorum. Şimdi 8'in karesi 64. 3 kök 3'ün karesi 27 eşittir X kare. Burası 87, 91 mi yaptı? X kare kök 91 geldi. Yine üzerindeki kenarların orta noktalarıymış bunlar. Şöyle orta nokta FH nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen şurayı birleştirdik dostlarım şu ikisini. Orta noktadır dedik burası da. Artık buranın da dik olduğunu biliyoruz. BD'nin 12 olduğunu o zaman burası 6. AC'nin 16 o halde burası 8. Çak Pisagor'unu 6, 8'den 10'u paketle dedim. 11 numaradayız. Yine kenarların orta noktaları. Bakın şuna dikkat edin. Şu adam 8'in orta tabanı çıktı. Çünkü burayı da 2'ye bölmüş. Burayı da 2'ye bölmüş. O halde 4. Şimdi aynı muhabbetten bu da 8'in orta tabanı. O halde bu da 4. Bu 10'un, bu da 10'un orta tabanı 5, 5. Çevresini soruyor. 18'i paketleyin dostlarım. Evet, buraya bakalım. Açı kenar bağıntılarını da çözdük bunun benzerinden. Şimdi yine şu kenarın ortasını alalım biz şöyle. Orta noktasını. Ve F ile bu ortayı birleştirirsem. Bak bu AB'nin yarısı olur değil mi dostlarım? Ha, bir saniye. AE ile EC eşit. DF ile VF eşit. Tamam. AD ile AD şurası. BC. BC neresi? BC de şurası. Toplamlarının en küçük tam sayı değeri nedir diye de bir soru sormuş. O halde şuranın ortasını alayım. Öyle yapalım. Çünkü bize AD'yi soruyor dostlarım. Şimdi ben buradan orta noktasına şöyle bir şey çizdim. E orta noktaydı. O halde bu EX dersem BC 2X. Şurayı birleştirdim. Y dersem AD 2Y olacak. Bak bu üçgende X ile Y'nin toplamı 7'den büyük. 2 ile çarpıyorum. 2X ile 2Y'nin toplamı 14'ten büyük. En az kaç olur diye soruyor. 15 olur dedik. Evet şu okları aktif hale getiriyorum. Bayağı da soru sormuşuz bu kuralla ilgili. ABCD dörtgeninde K ve L köşegenlerin orta noktaları K, L, X'in alabileceği tam sayı değerleri kaçtır diye sormuş. Yine bakın benzer soru arkadaşlarım. Şuradan şuranın ortasını da ben işaretledim. M diyelim şuraya da. Bakın bu 8'in orta tabanı 4. Şurayı çizdiğimde bu da 6'nın orta tabanı 3. İşte X'i bu üçgenden 7'den küçük farkları 1'den büyük diyorum. Tam sayı değeri kaç tanedir? 2, 3, 4, 5, 6'yı alır. 3, 5 tanedir diyebiliriz. Evet. BD 14. Tamam. Bakın K orta noktaymış arkadaşlarım. O halde ben şu muhteşem üçlüyü yapayım. Şimdi burası orta noktaysa bu da buraya ve buraya eşit. Ve BD'ye 14 vermiş ya 7, 7 bu da 7 oldu. E şunu çizersem bu da muhteşem üçlü yapacak. Dik açıdan çıktığı için bu da 7. Bak burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Şimdi L de orta nokta olduğu için ikiz kenarın tabanına indirdiğim kenar ortay aynı zamanda yükseklikte. Şimdi AC'yi de 8 kök 3 vermiş. O halde burası 4 kök 3. Hemen şuradan Pisagor yapıp KL'yi bulalım. X kare artı 4 kök 3'ün karesi eşittir. 7'nin karesi X kare 1'den X 1 çıktı. Evet 15. sorumuz. Bakalım bu ne diyor. X kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuş. Yine muhabbet aynı. Bakın şu kenarın ortasını aldım artık biliyorsunuz. 12'nin yarısı olacak 6. Bu da 8'in yarısı olacak 4. Demek ki X
Toplamları 10, farkları 2 diyeceğiz. Bu aralıktaki tam sayıların hepsini alır. 10'dan 2 çıktı 8, bir daha çıkartınca 7 tane değer alıyormuş dedik. Evet, bunu da üçgende açıda çözdük. Böyle 60 ve iki kenarı eşitse hemen uçları birleştir. Eşkenar üçgen olduğunu göster. Kenarında eşitliğini unutma demiştik. 60 ise burası, 76 kaldı şuraya. Bak burada da bir ikizkenar çıktı. Bu da 2x oldu ki 2x eşittir. 76'yı çıkarırsam 180'den 104 x eşittir 52 geldi. Yine aynı soru arkadaşlarım. Açıortay diyorum. Eşkenar üçgeni tamamlayacağız. Şurayı çizdik. 60 60 dedik. Şurada bir ikizkenar var. 70 70 70 140. Burası da 40. Topladım. 100 geldi. Evet, yine özel bir dörtgen sorusu. İki açısı 60 derece ise bunu da eşkenarda çözdük tabii ki. Hemen eşkenar üçgene tamamlayın demiştik. Şu şekilde. Üçüncü açıda 60. Bakın burası 30. Sonra bir kenar 12'ymiş. Şurası da 12. Burası da 12. Şimdi 30'un karşısına k, 90'ın karşısına 2k, 60'ın karşısına k kök 3 diyelim. Başka ne biliyoruz? 12 var, bir de 8 var. AD'de 8'miş. O halde şurası 4. Demek ki burası 2. Burası 12 olacaksa x de 10 geldi diyebiliriz. Dedik, geçtik. Yeni nesil sorulara geldik arkadaşlarım. Şimdi burada duruyorum. Yeni nesil soruları da ikinci videomuzda çözeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Goberler.